her bir kesim farklı bir stili, farklı bir taktikası var. Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine bir maraqlı video çekirəm ve bu video qabiliyyət imtihana gedən şəxslər daha çox maraqlandıracaq. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte evde sade bir şekilde məişət eşyalarından necə bir natürmort qurup bu natürmortu farklı bıçaklar altında kağıza işleyebilerek bunu göstereceğim. Yadınızdadırsa evvelki videolarda sizlere kabiliyet imtihanı hakkında məlumat vermiştim ki, kabiliyet imtihanı hansı proseslerden keçir, hansı mərhələlərdən keçir ve bu mərhələlərdə hansı növdə kabiliyet imtihanları verilir veya da hansı materiallardan istifadə edeceksiniz, hansı boyalardan, hansı qələmlərdən lazım olan ləvazimatlar hakkında geniş bir şekilde məlumat vermiştim. Ve orada hemen videonu izlememişsinizsə aşağıda açıklama kısmında bütün videoların linkini koyacağım. Oradan girerek hemen videoları izleyebilirsiniz. Ve bu videolarda yadınızdadırsa size elektron şekilde, yani internetten hansı tərzdə düşen resimler olur ki, bu natürmortları çekip onları telefondan bakarak veya da kompüterden bakarak kağıza işlemenizi məsləhət görmüştüm. Eğer siz bu resimleri işlemişsinizsə, demek olar ki bir adım daha öndəsiz. Ve bugünkü videomuzda ise sizlere natürmortu evdeki məişət eşyalarından qurarak farklı bucaklar altında işlemeyi izah edeceğim. Ve bunun için istedim ki sadə bir natürmort seçim. Ve bir neçə şəxs də soruşmuşdu ki, bu aletleri, yani orada istifadə olunan ləvazimatları, küp, kub, prizma, gipsdən tökülmə eşyaları hardan alırsınız, biz de alaq. Yani bunları almağınıza heç bir ehtiyac yoxdur. Eğer ki evdeki məişət eşyalarını çekmeyi öyrənsəniz, kubu prizmanı çekmek size daha da dəfələrlə asan olacak. Ancak yine de dediğim kimi, önce internetten size verdiğim kub prizma tərzində olan natürmortları çekmeyiniz məsləhətdir ki, sonra bunları daha rahat çekebilirsiniz. Ve bunun için de bugün bir sıra eşyalar seçtim ki, bu eşyaları size göstereceğim. Sonra necə natürmort qururuq, bunu da size eyni şekilde izah edeceğim. Bugünkü natürmortumda istedim ki, evdeki eşyalardan, yani elektrik çaydanından istifadə edeceğim. Bundan əlavə olarak gördüğünüz bu cür küçük dəmlik bir çaynikdən istifadə edeceğim. Ve herkesin evinde olan bir fincandan istifadə edeceğim. Ve bir de bu cür mende globus var idi ki, bu globusdan da istifadə etməyi düşünürüm. Çünkü bunun ortasında gördüğünüz küre var. Siz de evinizde olan her hansısa bir küre şeklinde olan eşyanı istifadə edə bilərsiniz. Ve bir de bu cür metal qapaq var idi, bunu istifadə edeceğim. Ve bir de bunu unutmuştum. İndi düşündüm ki, bunun içerisine əlavə olarak da fərqlilik katmak için boya fırçalarımızı əlavə edə bilərik. Veya da her hansısa bir boya fırçanız yoksa karandaşlar istifadə edə bilərsiniz. Veya da evinizde istifadə etdiyiniz qaşıq çəngərdən də əlavə edərək çok güzel bir görüntü verə bilərsiniz. Ve icazənizle keçək natürmortumuzu quraq. Bundan sonra natürmortumuzu kağıda necə yerleştirmeliyik, hansı ölçülərdən istifadə etməliyik, bunları sizə sadə bir şekilde izah edeceğim.
Halihazırda gördüğünüz kimi natriumortumuzu az önce kurduk ve siz de eğer natriumortunuzu kurmuşsunuzsa ben sadece size burada metodu göstereceğim ki natriumortu nece kağıza yerleştirmelisiniz. Bunu sizlere izah edeceğim. Gördüğünüz kimi kenarıza da benim az önce kurduğum natriumort geldi ve halihazırda ben burada natriumortumun ölçülerini tapmalıyım ki kağızıma natriumortumu düzgün bir şekilde yerleştirmeyi bacarım. Gördüğünüz gibi benim şekildeki natriumortum demek olar ki yukarı hisseden sıfıra sıfırdır. Yani kağızımızın yukarı hissesine demek olar ki tamamilikle bitişip ve bunun için de yukarı hisseden hiçbir ölçü götürmeyeceğim. Ancak aşağı hisseden ise bir dönme hattı var. Dönme hattını tahmini olarak kağızın aşağı hissesinden 3-4 santı hissede götürürsünüz. Yerleştirmek istediğiniz hisseni. Ve kenar hisselerde de parçamızın kurtardığı hisseye kadar olan mesafeni ve ondan sonra ise her iki tarafı ölçtükten sonra parçanı yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Ve yukarı hisse ise tamdır demek olar ki. Bundan sonra kesişme hattından sonra eşyaların kağızdaki yerini tapmağı bacarmalısınız. Bunun için demek olar ki mesela için ben size göstereyim. Burada parçamız başlayır. Ve parçamızın kurtaracağı bu hisseye geldiği hissede çaynikimizin de yani çaynikimizin kulp hissesi başlayır. Ve bundan sonra onun hemen hissenin kurtaracağını tapırsınız. Ortada her hansısa bir elektrik çaydanımızın yerleştiği hisseni tapırsınız. Ve bunların her birini yerleştirdikten sonra bucak. Hansı ki bu bucağı tapmak mütləqdir. Işığın gelme bucağı benim kurduğum natürmortta ön hisseden gelirdi. Yani ışık önden proyeksiyadan vurduğu için ben bunu farklı bir şekilde kölgelendirmeye ihtiyaç duymayacağım. Ancak siz de evde bu şekilde kurup önce önden sade bir şekilde sonra ise bucak farklı bucaklar altında ışıklandırmanı vererek çekmeyinizi məsləhət görərdim. Çünkü imtihanda hansı hissedə oturacağınızı dəqiq bilmirsiniz. Yani ola bilər ki önden bir istiqamətdə oturasınız, ola bilər ki yandan bir istiqamətdə oturasınız ve bu da sizin farklı bucaklar altında körgələndirmə etməyinizə səbəb olacaq. Bunun için de evde kurduğunuz natürmortlarda işıqlandırmaya dikkat yetirməyiniz mütləqdir. Ve ben istedim ki, şimdi size evvelceden çektiğim farklı bir başka natürmortta bunları etraflı bir şekilde izah edeyim. Gördüğünüz kimi növbəti natürmortumuzda, yani detal sadece burada fonsuz bir şekilde məişət eşyalarından çekilmiş bir natürmortdur. Burada yine ışık ön istiqamətdən gəlib ve metal bir eşya olduğu için parıltını ön istiqamətdən vermişim. Ve kenar hisselerde de olan bütün parıltı hisseleri sadece cızma ve karalama üsulüyle çekilmiş bir natürmortdur. Yani burada o kadar da çetin bir şey yok idi. Növbəti natürmortumuzu göstereceğim. Bu da sadə bir şekilde sadece pencerenin karşısında dayanan bir qabın içerisinde karandaşlar var idi ve onları farklı bir təxəyyül şeklinde natürmort şeklinde getirmişim. Aslında bu cür natürmortları xırda detalları çekmeyiniz sizin büyük natürmortları işlemeyinizde çok büyük kömək yaratacak ve nəzərinizə çatırım ki mən bunlar çok uzun iller önce işlediğim ilk başladığım vaxtlarda çektiğim natürmort nümunelerdir. Bunlar da yine sadece şişe qabların ve bir de bir şamdamlığın masanın üzerinde olan formada çekilmiş görüntüsüdür. Yani bu cür natürmortları çekmek dediğim kimi size imtihanda çok büyük uğur kazandıracak ve ben bir de bugün kurduğumuz bu natürmortta gördüğünüz formanı size izah etmek istedim. Yani götürdüğünüz hizanı göz hizasıyla değil, gördüğünüz mesela tablonu dəfələrlə kiçiltməyiniz məsləhətdir. Misal üçün mən sizə göstərəcək olsam, bugün mənim qurduğum natürmortun ölçüsü demək olar ki bir vatman kağızının ölçüsünə uyğun idi və nəzərinizə çatdırım ki vatman kağızının içərisində 8 A4 kağızı yerləşir. Yəni vatmanı 8 bərabər hissəyə bölsəniz 8 ədəd A4 kağız əldə etmiş olarsınız və bu səbəbdən də mən çəkdiyim həmən gördüyünüz bu natürmortu 8 dəfə kiçildərək kağıza yerləşdirməliyəm. Əgər bunu A3 formatda bir kağıza çəkməli olsaydım, bunu 4 dəfə kiçiltməli olardım. Və yaxud da para bir vatman kağıza çəkməli olsaydım, bir dəfə və yaxud da 2 dəfə kiçildib yerləşdirə bilərdim.
Ve gördüğünüz gibi bu hırdalıklara dikkat ederseniz benim bu videoda sadece maksadım size bu üsulu öğretmektir. Yani burada yine de dediğim gibi benim çektiklerimi kopyalamak ve benim kimi çekmek mecburiyetinde değilsiniz. Olabilir ki sizin farklı bir bakış açınız, farklı bir şekilde çekmek kabiliyetiniz olsun. Ve bu da resim çekmekte çok önemli detaylardan biridir. Ve önceden her birinizde kabiliyet imtihanında uğurlar arzularım. İnşallah ki her biriniz istediğiniz ixtisasa veya da fark etmir bütün abituriyentler istedikleri ixtisaslara kabul olabilsinler. Yine de her birinize uğurlar arzuluyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda da sizler sade bir şekilde evde nece natürmort grubu, natürmortu farklı bıçaklar altında kağıda işleyebilirsiniz. Bunu izah etmeye çalıştım. Tabii ki dediğim gibi her bir kesim farklı bir stili, farklı bir taktikası var. Çünkü sadece olarak burada esas olan odur ki şeklin sonu güzel bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Yani istediğiniz farklı formalarda çekmeyi başarmanızı məsləhət görərdim. Yani kimse kopyalamağınıza ihtiyaç yoktur. Kimsə tərzinə uyğun çalışmağınıza da ehtiyac yoxdur. Hər kəsin özünə məxsus bir tərzi olur. Bu yeni başlayan olsun, istəyirsə də uzun illərin peşəkar rəssamı və yaxud da rəsimlə məşğul olan hər hansısa bir şəxs olsun. Və dediyim kimi bu cür natürmortlar çəkməyiniz sizi qabiliyyət imtahanlarında bir addım daha önə aparacaq və həm də canlı bir şəkildə, əyani şəkildə bu cür natürmortları işləmək sizdə qabiliyyət imtahanına qarşı olan stresslərdən qurtulmağınıza səbəb olacaq. Eğer bu tür videoların devamının gelmeyeni isterseniz de kanalıma abone olup bildirişleri açmayı unutmayın. Ve bundan ilave olarak da bu resimleri sadece haftada bir defa meşgul olmanızla öğrenmeniz biraz çetin olabilir. Eğer boş zamanınız varsa bildiğiniz gibi artık imtihanlarda da birinci merhalesini vermişsiniz. Yəqin ki boş vaxtınız daha çok olacak. Bundan sonraki mərhələdə həftədə ən azından 2-3 dəfə bu cür natürmortları canlı şəkildə evinizdə quraraq, fərqli şəkillərdə işıqla təmin edərək, fərqli bucaqlar altında çəkməyinizi tövsiyə edərdim. Həftədə ən az 2 dəfə 1 saatdan az olmayaraq natürmort çəkməklə məşğul olsanız, imtahanda çox böyük uğur əldə edə bilərsiniz. Və çəkdiyiniz, yəni hər hansısa bir natürmortu çəkdikdən sonra xoşunuza gəlməzsə, bunu heç vaxt çırıb atmayın və yaxud da bir kənara qoyun, saxlayın. Çəkdiyiniz digər natürmortlarla yan bir şəkildə qoyub, orada olan səhvlərinizi rahat bir şəkildə görüb, öz səhvlərinizi özünüz düzəldə bilərsiniz. Videomu beğenip bilə yazmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videomu digər dostlarınızla da paylaşsanız çox şad olaram və bir də buradan bir açıqlama etmək istəyirəm ki, bir neçə gün sonra qabiliyyət imtahanı ilə bağlı bir sual-cavab videosu çəkəcəm və burada qabiliyyət imtahanı ilə bağlı olan bütün suallarınızı mənə Instagram səhifəmdə aşağıda çıxır gördüyünüz kimi Instagram səhifəmdən ünvanlayım və mən də sizin suallarınızı bu videoda açıq bir şəkildə cavablayacağım və videoda iştirak edə bilməyənlər də yenə suallarını mənə mesaj vasitəsilə Instagramdan göndərsinlər. Sevə-sevə cavablayaram. Bu cür videoların dediğim kimi devamını gelmeyeni istəyirsinizsə kanalıma abunə olub bildirişleri açmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək, hələlik.